bağırsakta artık hareketleri. Bağırsakları besleyen başlıca 3 ana atar damar bulunmaktadır. Bunların hepsi karından, aorta dediğimiz vücudun en büyük ana atar damarından ayrılan damarlardır. Bu damarlar sıklıkla ateroskleroz, yani damar sertliği nedeniyle tutulabilmekte ve bu damarlar tıkanmaktadır. Böyle durumda damar tıkandığında hastalar genellikle yemek yedikten sonra karında ağrı hissetmeye başlarlar. Bu ağrı hasta aç olduğunda daha azdır, ancak yemek yedikten hemen sonra başlamaktadır. Bu nedenle hastalar yemek yedikten sonra ağrı hissettikleri için sıklıkla yemek yememeye ve bu nedenle de kilo kaybetmeye başlarlar. Bu çerçevede bağırsak damar tıkanıklıklarının tipik belirtileri hastaların kilo kaybı ve karın ağrısıdır. Bu aşamadayken hastalar eğer teşhis konulabilip tedavi edilirlerse hastaların hayatlarını kurtarmak mümkündür. Ancak çoğu kez bu aşamada hastalık çok fazla oranda başka hastalıklarla karışabildiği için teşhis edilmemekte ve damar tamamen tıkandığı durumda ani başlayan karın ağrısı, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastalar acil servislere başvurup acil ameliyat olmak zorunda kalmaktadırlar. Bu aşamada yapılan işlem çoğu kez gangrene olmuş olan bağırsağın çıkartılması işlemidir ve bu işlem çoğu kez hastanın yüksek oranda kaybıyla sonuçlanır. Bu nedenle hastalarda tekrarlayan karın ağrıları, kısa süre içerisinde önemli miktarlarda kilo kaybıyla karakterize olan durumlarda, başka organlarda da damar hastalığı olan durumlarda bağırsak damar tıkanıklığından şüphe ediliyor olmasında büyük yarar vardır. Böyle durumlarda bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, MR ya da normal anjiyografik yöntemlerle bağırsak damarlarındaki tıkanıklıklar saptanabilir ve bu tıkanıklıklar balonla, stentle veya daha ileri aşamalarda ise damar ameliyatlarla tedavi edilerek hastaların hayatı kurtarılabilir. Bu konudaki daha detaylı bilgiye www.çinlikyoksoy.com adresinden ulaşabilirsiniz.